Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Mahir Ünal, AK Parti Grup Meclis Grup Başkan Vekilliğinden Erdoğan'ın baskısıyla istifa ettirildi. Dedikodu bu ya da böyle söyleniyor. Yani Mahir Ünal istifa edecek olsaydı ertesi gün istifa ederdi. Kimilerine göre ise Devlet Bahçeli Erdoğan'ı sıkıştırdı, bastırdı, istifa ettirmeli dedi. Erdoğan da Devlet Bahçeli'nin her dediğini yapmak zorunda olduğu için, en azından bir süre daha yapmak zorunda olduğu için Mahir Ünal'ın istifasını istedi. Ancak şimdi bakınız, bir şey daha ortaya çıktı. Neymiş ortaya çıkan? Recep Tayyip Erdoğan, Mahir Ünal'ın söylediklerinin çok daha kötülerini, çok daha ağırlarını söyledi. Neler söyledi? Buyurun bir dinleyelim önce isterseniz. Bir neslin kendi mezarında kimlerin yattığını bilmemesinden daha büyük cehalet olabilir mi? Daha büyük aciz olabilir mi? Bu bizim şah damarlarımızın koparılmasıydı aslında. Ve bizim şah damarlarımız koparıldı. Herhalde dünyada bunun benzerini Hülagü... Diyor ki bir neslin kendi mezarlığında yatan atalarını bilememesinden, tanımamasından daha büyük bir aciz olabilir mi? Allah Allah. Ben anlayamadım bunu. Ben ve benim bütün ailem 1923'ten önceki yıllarda ölen tüm akrabalarımızın kimler olduğunu biliyoruz. Nasıl biliyoruz? Yıllar sonra harf devrimi yapıldığında gitmiş benim dedelerim, hem anne tarafım hem baba tarafım dedelerim, kabirdeki atalarımızın isimlerini Latin harfleriyle olanlarını yazmışlar. Ve çok rahat biliyoruz biz. Erdoğan'ın ataları kim onu anlayamadım yalnız. Yani Erdoğan'ın ataları Arapça yazılmış da taşlar değiştirilmemişse onların kendi akrabalarının hatası. Hata kimsenin değil. Yani ne yapacaktı Mustafa Kemal Atatürk? Tayyip Erdoğan akrabalarının kabir taşlarındaki Latince, kabir taşlarındaki Arapçaları kaldırıp yerine Latince mi yazacaktı? Bunlar olmaz şeyler. Canlarım, bakınız çok ağır suçlama yapıyor Erdoğan. Çok ağır. Bu diyor Hulagu tarafından ancak yapılabilecek kadar büyük bir vahşetti demeye getiriyor. Yani Hulagu. Yani o nasıl söyleyeyim size, medeniyet düşmanı. O saldırgan, barbar adam. Ya ayıptır ya. Hulagu'ya benzettiği kim biliyor musunuz? Mustafa Kemal Atatürk. Neden? Cumhuriyetteki bu harf devrimini kim yaptı? Mustafa Kemal Atatürk yaptı. Canlarım. Ne demek ya? Yani Mustafa Kemal Atatürk harika bir millet yarattı. Yani kul olarak aldığı o insanları, padişahın kuluydular hepsi. Evet, kölesiydiler. Onları aldı. Buyurun size bir devlet, buyurun size bir ülke, buyurun size bir vatan dedi. Onları vatandaş yaptı. Ama Erdoğan'a göre, Mustafa Kemal Atatürk'ün o koltuğunda oturan şahsa göre, bir siyasetçiye göre Atatürk milletin şah damarlarını kesti. Bunlar ayıp şeyler. Recep Bey, böyle siyaset yaparak Türkiye'yi bir, İç savaşa sürüklersiniz. İki, böyle yaparak Türkiye'yi yönetemezsiniz. Yönetemiyorsunuz da. Yapmayın kardeşim ya. Yapmayın, etmeyin, elemeyin. Siyaset yapın. Siyasetin en kötüsünü yapın. Hiç umurumda değil. Ama artık Atatürk'le ve Cumhuriyet'le uğraşmayın. Ya gelin artık bugüne ya. 100 sene önce bize devlet emanet etmiş o büyük insanları aşağılamanızın, onları milletin şah damarını kesmekle suçlamanızın hiçbir anlamı yok Recep Bey. Çok ayıp ediyorsunuz. Çok ayıp ediyorsunuz. Bir gün gelir bunların yasal olarak hesabı sorulacaksa sorulur ve sorulmalıdır da. Çünkü alenen bölücülüktür bu. Şimdi devam ediyor tabii ki daha. Recep Bey burada bırakır mı? Bakınız daha neler söylüyor. En büyük sıkıntılardan birini de maalesef dilde yaşadık. Bizim son derece zengin, bilim yapmaya, bilim üretmeye son derece müsait bir dilimiz varken... Bir gece yattık, sabah kalktık, baktık o dil yok. İşte şu anda Türkçenin mevcut kelime hazinesiyle felsefe yapamazsınız. Ya Osmanlıca kelime ve kavramlara başvuracaksınız ya da İngilizce, Almanca, Fransızca kelime ve kavramlara başvuracaksınız. Hangi dilde o çok zengin dil anlayamıyorum. Yani onu söyleyemiyor. Osmanlıca mıydı? Nitekim herhalde onu kastediyor. Canlarım, Türkiye Cumhuriyet Devleti kurulmadan önce Anadolu'ya bakın. Bütün Anadolu şairleri, bütün halk şairleri
Türkçe konuşurlar. Osmanlıca bilmezler. Osmanlıcayı kim konuşur? Osmanlıcayı saray konuşur. Osmanlıcayı İstanbul konuşur. O da hepsi değil. O döneminin İstanbul'daki Beyoğlu'su konuşur. O dönemin İstanbul'daki Dolmabahçe'si konuşur. Saray konuşur. Saray çevresi konuşur. Mustafa Kemal Atatürk bizi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yeni bir dil devrimine kavuşturmadan önce Türkiye'deki her 100 kişiden sadece ve sadece 8'i okuma yazma biliyordu. 100 kişiden 8'i. Evet, Arapça okuyabiliyorlardı. Dini bunlar nasıl öğreniyorlardı? Okumadan öğreniyorlardı, kulaktan dolma. Cami imamları bunlara istedikleri gibi dini yutturuyordu. İşte onun acısını çekiyoruz ya. İslam dini neden bitti? İşte bunlar yüzünden, bu kafa yüzünden bitti İslam dini. İnsanlar İslam dininin gerçek olarak nasıl bir din olduğunu anlayamadılar. Sürekli bidat, sürekli uydurma. Bunda Türk dilinin ne günahı var? Efendim geçenler anlattım. Adamın biri de kalkmış diyor ki Mehmet Akif'i bilmiyorlar. Ya arkadaş, Mehmet Akif'i tabii bilmiyorlardı. Mehmet Akif'i o zaman Anadolu'lular da bilmiyorlardı. Neden? Çünkü Mehmet Akif saray lisanıyla konuşuyordu. Saray Osmanlıca konuşuyordu. Nereden bilecekler? Çünkü Anadolu'da, Trakya'da öz be öz Türkçe konuşuyordu. Ya ayıptır ya. Yani bu yapılanları hiç doğru bulmadığım gibi sürekli eleştirmeye devam edeceğim. Ve bu benim adeta sorumluluğum haline gelmiştir. Ya bu ülkede geçmişle kavga etmenin bir anlamı yok. Geleceğe bakmamız gerekirken hala geçmişe öykünüyoruz. Hayır, bunu Atatürkçü geçinenler için de söylüyorum. Osmanlıcı geçinenler için de söylüyorum. Canlarım, Atatürk'ün yaptıkları da geride kaldı. Bizim hedefimiz ne olmalı? Atatürk'ün o akılcı, muasır medeniyetler hedefini tutturmak olmalı. Ya bundan 95 sene kadar önce muasır medeniyetleri hedef gösteren bir devlet başkanına, bir kurucu öndere sahibiz. Ama hala takılmışız 1923 ile 1938 arasında kalmışız. Yanlış. Çok yanlış. Bu Atatürk'e büyük ihanettir. Atatürk'ü gerçekten sevenler, ona gerçekten değer verenler Atatürk'ü aşmalılar. Ya ayıp değil ki, günah da değil, suç da değil. Kimindi şimdi unuttum ama harika bir sözdü. Aristo'nun zannedersem. Babamdan ileri oğlumdan geleyim demişti. Ben rahmetli babacığımdan çok ilerideyim. Oğlum benden çok daha fazla ileride. Kızım benden çok daha ileride. Bunlar güzel. Geride olsaydılar çok üzülürdüm. Ya Recep Tayyip Erdoğan öyle bir nesil istiyor ki yeni nesil Recep Tayyip Erdoğan'ın daha gerisinde olsun. Olmaz öyle şey. Hayır. Recep Bey, itiraf edeceksiniz. Diyeceksiniz ki ben hiçbir şey bilmiyorum. Geçmişe kapalım kalmışım. Benim istediğim bir tek şey var, gençlik. Mustafa Kemal'i de aşın, beni de aşın, benden öncekileri de aşın, geçin, gidin. Geçmişe kapılıp kalmayın. Geçmişi bilin ama geçmişe kapan, geçmişe kendinizi prangalamayın. Çözün zincirlerinizi ayaklarınızdan, ileriye doğru koşun demesi lazım. Diyor mu? Ne demesi ya? İşte görüyorsunuz neler dediğini. Canlarım benim. Balkan Savaşları ile başlayan Birinci Dünya Savaşı ve İstiklal Harbi ile devam eden süreçte maalesef bu okur yazar nüfusumuzun büyük bir kısmını kaybettik. Bir de buna Cumhuriyet'le birlikte gerçekleştirilen harf devrimi ile adeta her şeyin sıfırlandığını eklediğimizde elbette ülkemiz okuma yazma oranının düşük olduğu bir dönem yaşadı. Türkçenin mevcut kelimeleriyle felsefe yapamazsınız demekten daha saçma hiçbir şey düşünemiyorum. Ya ben felsefeye hastayım, değil mi? Biliyorsunuz, size de söylüyorum. Felsefe. Eğer bir insan felsefe yapmıyorsa, yapamıyor ise o insan dinleri de anlayamaz, tarihleri de anlayamaz, siyaseti de anlayamaz, ekonomiyi de anlayamaz. İslam dini felsefeye karşı bir din. Neden? Felsefe düşünün diyor. İslam dini ne diyor? Büyüklerinize, amirlerinize itaat edin diyor. Olmaz. Olmaz. İtaatkar insan felsefi çalışmalar yapamaz. Düşünemez bile. Düşünemediği için zaten itiraz edemiyor. Erdoğan diyor ki düşünmeyin. Dönün tekrar Osmanlıcaya. Nasıl olsa öğrenemezsiniz. Dönün Arapça öğrenin. Bilebildiğiniz kadar. Felsefe yapmayın. Bence felsefe yapalım demek istemiyor. Felsefe yapmayın diyor. Çünkü savunduğu, inandığı din
felsefeye düşman. Ben demiyorum işte ya, Hayrettin Karaman orada. Gidin sorun. Akit gazetesindeki yazarları okuyun. Felsefeye ne kadar düşman olduklarını göreceksiniz. Yani sanırsınız ki Erdoğan döneminde biz o kadar büyük ve o kadar dünyayı ilgilendiren, dünyanın hayran kaldığı icatlar yaptık ki onların hepsine de Osmanlıca isimler verdik ama Türk Dil Kurumu yasakladı. Ya ne icat ettin ya? Ne icat ettin arkadaş ya? Bir TOK dedin, TOK'un da içinde yerli lisans yok, hepsi yabancı lisans. Lisans satın alarak yapıyoruz. Ya hala buzdolaplarımıza lisans ödüyoruz. Evet, ekovatlarımıza lisans ödüyoruz. Çamaşır makinelerimize lisans ödüyoruz. Buzdolaplarımıza lisans ödüyoruz. Ne ürettin, hangi icadı yaptın, hangi mucidi yarattın da böyle konuşuyorsun Sayın Erdoğan? Yapma, ya Allah aşkına yapma Erdoğan. Allah lillah aşkına yapma. Eğer gerçekten Allah'a inancın varsa ve gerçekten bu milleti seviyorsan lütfen yapma. Ya bize günah ya. Ya bizim çocuklarımıza günah. Kafası çalışan insanlara günah ya. E belirli bir kitleyi kandırıyorsun ama onların da aslında ne felsefe işleri var, ne sosyolojili işleri var ya. Onlar senden gelecek paraya bakıyorlar ya. Çünkü onlar kadrolu seçmen gibi çalışıyorlar. Yapma. Yapma Recep Bey. Etme, eyleme Recep Bey. Hiç istemiyorum kırmak. Hiç kimseyi kırmak istemediğim gibi seni de kırmak istemiyorum. Ama yeter artık ama buraya geldi yani. Ya düş, bizim yakamızdan düş lütfen ya. Ya lütfen istifa et. Ya da böyle konuşma. Yapma. Bize bu kadar hakaret etmeye hakkın yok Recep Bey. Cumhuriyete bu kadar hakaret etmeye hakkın yok Recep Bey. Atatürk'ümüze bu kadar hakaret etmeye haddin de yok Recep Bey. Ama sen hem haksızlık yapıyorsun hem haksızlık yapıyorsun. Olmaz. Bak İslam dinini ne hale getirdiniz. Ya. 20 sene önceki İslam diniyle bugünkü İslam dini arasındaki farkı biliyor musunuz? O zaman bir kamu araştırması yaptırınız. Balkan savaşları olsun, Cihan Savaşı olsun, Kurtuluş Savaşı olsun. O dönemlerde Osmanlı topraklarında Osmanlıca konuşanlar, yani Recep Bey'in özlediği dili konuşanların sayısı demin de söylediğim gibi %8 idi. Ya 100 kişiden 8'i biliyordu. Oysa harf devriminden sonra bir sene içinde Türkiye'de her 100 kişiden 13'ü Latin harfleriyle okuma yazmayı biliyordu. Ya etmeyin eylemeyin ya, ayıptır ya. Ama böyle yapılınca bu haksızlık, bu hadsizlik Mustafa Kemal Atatürk'ü ve bu ülkeyi bize emanet eden eski kahramanları ruhlarını muazzeb ediyor. Ve onları sevenleri de çok üzüyorsunuz Recep Bey. Bizi çok incitiyorsunuz. Bizi çok kırıyorsunuz. Ben sizi kırmak istemiyorum. Sizi incitmek de istemiyorum. Size inananları incitmek, kırmak da istemiyorum. Ama böyle yaparsanız bizi de karşı cepheye sürüklemiş olursunuz. Buna rağmen canlarım benim, Recep Bey'in bu konuşmalarına tahammül edelim. Lütfen tahammül edelim. O da bunları zaten inandığı için yapmıyor. Niçin yapıyor? Zavallı kanmış, kandırılmış. Kendileri içinde 100 kişiden 98'inin hala Arapça bilmediği o Müslümanlara yapmaya çalışıyor. Zaten o Müslümanlar Arapça bilip Kur'an okusalar ya da Kur'an'ı akıl edip Türkçe okusalar bakacaklar ki İslam dini Recep Bey ve danışmanlarının anlattığı gibi bir din değil. Dünyada insanları dinden soğutanlar, Hristiyanlıktan soğutanlar, Hristiyan papazları, yoz yobaz papazlar mezhebinde. Bizde de bilhassa Sünni imamlar, Sünni yobaz ve yoz Müslümanlar halkımızı İslam dininden soğuttular. Yazık, günah ya. Oysa Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Zorlaştırmayın, kolaylaştırın diyor. Bunlar İslam dinini zorlaştırıyorlar. İyice zorlaştırıyorlar. Tam bir saray dini haline getirmeye çalışıyorlar. Canlarım, enseyi karartmayın. Bugünler hep geçecek ve göreceksiniz, çok güzel günler gelecek. Ben deistim. 1 milyar kere söyledim. 1 milyar kere söyleyebilirim. Ben yaratanıma inanan birisiyim. Ama benim dinim yaratanla benim aramdaki bir din. Benim ahlakım ne İslam ahlakı, ne Hristiyan ahlakı, ne Musevi ahlakı, ne Budist ahlakı, ne de başka bir din ahlakı. Benim ahlakım modern hukuk ahlakı. Ben modern hukuk ahlakına inandığım için adaletin peşinde koşuyorum. Benim adaletim benim için olan adalet değil. Bütün insanlık için olan adalet.
Recep Bey'in acizane tavsiyem artık tekrar adaletli bir döneme dönüş bir an önce yapsın. Bıraksın böyle din minişlerini. İnsanları artık dinle kandırmaktan, efendim Osmanlı ile kandırmaktan vazgeçsin. Osmanlı çürümüş, bitmiş bir eski hanedandır. Ve Osmanlı'yı anmak, Osmanlı'yı geri getirmek bölgedeki ülkelerle bir nevi savaş açmaktan başka hiçbir işe yaramaz. Sen Osmanlı dedikçe, Osmanlı'ya öykündükçe bundan sonra yine sana ne Birleşik Arap Emirlikleri'nden destek gelir, ne Katar'dan gelir, ne Kuveyt'ten gelir, ne Suudi Arabistan'dan gelir. Hiçbir İslam ülkesinden gelmez. Korkarlar senden. Nitekim gelmiyor işte. Buyurun. Anlatamıyoruz canlarım. Anlatamıyoruz. Zannediyorlar ki ben bunlara düşmanım. Ya hiç kimseye düşman değilim ben ya. Hiç kimseye hayatımda düşman olmadım yahu. Ama benim ülkemin kurtarıcısı, bu güzel ülkeyi bize emanet eden Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret edilmesini hazmedemiyorum yahu. Ya hazmedemiyorum. Mustafa Kemal'i sevin dediğimiz yok kardeşim. Atatürkçü olun dediğim hiç yok. Ben hiç kimseye Atatürkçü olun demem. Ne o simitçi, kahveci, gazozcu gibi. Kemalist. Ne demek Kemalist? Ne demek Kemalizm? Ben onlara da inanmıyorum. Ben Mustafa Kemal Atatürk'ün 100 sene önce söylediklerini de yapalım demiyorum. Demem de. Ama bana gösterdiği bir hedef var. Bize gösterdiği bir hedef var. Ne bu hedef? Yurtta sulh, cihanda sulh. Yani kardeşim kimseyle kavga etmeyin. Başka muasır medeniyetler hedefi. Ya şu ikisi ya. Ha bir de ilim tabii ki yani. Evet. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir diyor. Yani en hakiki yol gösterici dindir demiyor, ilimdir diyor. E bunlar dindir diyorlar. Ya din beni ne zaman batacağını bilmediğim kıyamete götürür. Belki cennete de götürür bilmiyorum. Olabilir. İnananlara büyük saygım var. Ama bilim, ilim beni bugün de refaha eriştirir. Bu dünyada refaha eriştirir. Benim çoluk çocuğum, torunlarım rahat ederler. Ya yapma Recep Bey ya. Etme Recep Bey ya. Dindarsın. Bravo. Harika, saygı duyuyorum. Ama ne olur şu dinini Allah'la kendi arana koy. Sakla. Biz bilmeyelim. Din reklam aracı olmamalı. Din siyaset aracı olmamalı. Atatürk neden büyüktü de Recep Tayyip Erdoğan bir türlü büyük devlet adamı olamıyor? Recep Tayyip Erdoğan bir türlü büyük devlet adamı olamıyor. Çünkü Atatürk'ün gösterdiği yoldan gitmiyor. Atatürk demişti ki mektebe, kışlaya, orduya, askeriyeye yani siyaseti sokmayın demişti. Camiye. Mektebe, camiye, kışlaya siyaseti sokmayın demişti. Erdoğan ne yapıyor? Mektebe de soktu siyaseti, camiye de soktu siyaseti, askeriye de soktu siyaseti. Aha işte buyurun Türkiye'nin hali. E yazık günah değil mi ya? Ya yazık günah değil mi Erdoğan ya? Bak siyasete girdiğinde kendin söylemiştin parmağımda bir tek alyansın var diye. Bir tek. E ama şimdi bir tek alyansın olduğunu zannetmiyorum ben. Ben zannetmiyorum. İddialar çok yüksek ama iddia. Seslendirmem, seslendiremem. Neden? Sadece iddia. Somut kanıtlar olursa olabilir. Ha 2023'ten sonra daha önce ortaya çıkan bazı kasetler, konuşmalar, görüntüler mahkeme kararıyla kesinleşirse o zaman ben de pek çok şey söylerim ama şimdi söylemiyorum, tahammül ederek bekliyorum. Canlarım siz de tahammül edin. Enseyi karartmayın. Çok güzel günler göreceğiz. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzellerim.